Sanın hikayesi Biçimsiz çöl ırkı San, 1.82 boylarındadır ve çöl bölgesinde kız kardeşiyle birlikte yaşar. Kabilesinden de geriye sadece kız kardeşi kalmıştır. Peki biçimsiz ırkının bir üyesi olduğunu nasıl anlarız? Ayaklarının normalden daha farklı olması ve sıra dışı sol eli ilk bakışta fark edilmektedir çöle uyum sağlamak için çok fazla değişim geçirdiklerinden neredeyse biçimsiz bir forma dönüşmüşlerdir. Karakterimizin nerede yaşadığına gelirsek o da Aksus gibi dışlanan topraklarda yaşayan bir karakterdir. Çadırını sürekli farklı yerlere kurarak çölde kendisi ve kız kardeşi için güvenli bir yer aramaktadır. Aksus daha güneyde kalırken San daha kuzeyde ve dışlanmış bölgenin üç kısmındaki sonsuz çöl olarak da bilinen Zarya topraklarında bulunur. Bu topraklar yaşamaya elverişli olmadığı için 10 on şehrindeki en sessiz yerlerden birisi olma özelliğine de sahip. Fakat biçimsiz çöl ırkı bu topraklarda yaşamakta hiç zorluk çekmiyor. Karakterimiz sanın hikayesine geri dönecek olursak. ikiz kardeşiyle birlikte yaşamaktadır doğduğundan beri. Annesi doğum sırasında ölmeden önce erkek çocuğuna san ismini vermiştir. Kabileyi gelecekte bir gün kurtarma hayalini sana bırakmıştır böylece. Fakat kabilesinden geriye kalanlar daha Hasan 6 yaşındayken 10 şehit yöneticileri tarafından katledilmiştir. Sam ve ikiz kardeşi o zamandan beri yalnız yaşamaktadırlar ve hala yöneticiler tarafından takip edilmektedirler. Bu yüzden sürekli çadır kurup konumlarını değiştirmek zorunda var. Peki yöneticiler bu ırktan neden bu kadar korkuyor? Bunun sebebi biçimsiz çöl ırkındaki bireylerin iki sıra dışı kollara sahip olması. Bu kollarla istedikleri formu sahip olabilirler. Her kilidi açabilir, gördükleri her silahın benzerini yapabilirler. Peki sana neden sadece tok kolu biçimsiz derseniz ikiz kardeşi olduğu için. Kardeşinin de diğer kolu biçimsiz formdadır ve kardeşiyle kollarını paylaşmıştır. San koluyla istediği her şekli yapabilir. Kolun altında elini sokarak yerden sivri dikenler çıkartabilir. Biçimsiz kol çelikten daha sert de olabilir, pamuktan daha hafif de. Fakat biçimsiz olmanın da bir sınırı vardır. Kol sadece 5 metre şapına kadar gidebilir en fazla. Aynı zamanda oluşturacağı kütlelerin bir hacme sahip olması gerekiyor ve bunun da maalesef bir sınırı vardır. Bu yüzden savaşlarda dikkatli bir şekilde kolunu kullanmak zorundadır. Peki sen çölde nasıl hayatta kalıyor? Yer altındaki su kuyularını bulup onları sanki pipetle içer gibi kendi işine çekebilme özelliğine sahiptir. Bu bölümlük bu kadar. San biçimsiz çöl ırkının kalan son üyelerinden birisinin hikayesini dinlediniz. Acaba yeni karakterimiz kimdir ve hangi bölgede yaşamaktadır? Merakla bekliyoruz. Sağlıcakla kalın.